İletişim kurarken dikkat etmemiz gereken bazı durumlar söz konusudur. Peki sen konuşurken ses tonuna dikkat ediyor musun? Göz teması kurmaya çalışıyor musun? Yumuşak ve nazik bir dil kullanmaya özen gösteriyor musun? Zaman zaman durup karşı tarafa da söz hakkı veriyor musun? Aktif bir dinleyici misin? İletişim kurarken tüm bu saydıklarım konusunda dikkatli olan kişiler sosyal açıdan çok daha fazla kabul görürler, daha az yanlış anlaşılırlar ve daha iyi dostluklar kurarlar. İletişim kurarken sadece söylediklerimiz değil, aynı zamanda beden dilimiz de oldukça önemlidir. Hem kendi bedenimizin verdiği tepkiler hem de karşı tarafın verdiği tepkiler iletişimin önemli bir kısmını oluşturur. Örneğin anlattığımız bir konu karşı tarafta bir merak uyandırdı mı? Yoksa artık sıkıldı ve bizi dinlemek istemiyor mu? Bunu anlamak bile oldukça önemli bir iletişim becerisi gerektirir.